Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda soru cevap videoları yayınlıyoruz. Videolarımızı izleyerek tekrar yapabilir. Açıklama bölümündeki test çöz linkimizden yazılıya ne kadar hazır olduğunuzu ölçebilirsiniz. Aldığınız puanı yoruma yazabilirsiniz. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen kişilere ne denir? A) Hatip B) İmam C) Müezzin D) Hafız Doğru cevap A. Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan korunma yolu olamaz? A) Zararlarını kullanarak öğrenmek B) Düzenli bir şekilde spor yapmak C) Zararları hakkında bilinçlenmek D) Güzel ahlaklı arkadaş edinmek Doğru cevap A. Aşağıdaki tarih ve olay eşleştirmesinden hangisi hatalıdır? A. 571 peygamberimiz doğdu. B. 630 peygamberimiz Mekke'yi fethetti. C. 610 Uhud savaşı yapıldı. D. 632 peygamberimiz vefat etti. Doğru cevap C. Farzı sünnetinden önce kılınan vakit namazı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğle namazı B) İkindi namazı C) Yatsı namazı D) Akşam namazı Doğru cevap D. Allah'ın emir ve yasaklarını çeşitli yollarla peygamberlere bildirmesine, göndermesine denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) vahiy B) mesaj C) yanıt D) ayet Doğru cevap A. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye ile birlikte hicret etmiştir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Hazreti Ebu Bekir B. Hazreti Ömer C. Hazreti Ali D. Hazreti Osman Doğru cevap A. Peygamberimiz 622 yılındaki hicret sırasında İslam'ın ilk mescidi olan ne yaptı? Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Cami B) Saf C) Kabe D) Kuba Mescidi Doğru cevap D. Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? A. Hazreti Hatice. B. Hazreti Ebu Bekir. C. Hazreti Zeyd. D. Hazreti Hamza. Doğru cevap D. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610 da gerçekleşmiştir? A. Kur'an'ın inmeye başlaması B. Medine'ye hicret edilmesi C. Bedre savaşının yapılması D. Hudeybiye barış antlaşması Doğru cevap A. Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin yapılış amaçlarından biri değildir? A) Allah ile bağları güçlendirmek B) Allah'ın rızasını kazanmak C) Toplumda kendine bir yer edinmek D) İyi ve yararlı davranışlar kazanmak Doğru cevap C. İslam tarihinde, hüzün yılı, kavramı neye karşılık gelmektedir? A. İsra ve Miraç. B. Hazreti Hatice ve Ebu Talib'in vefatı. C. Hicret. D. Peygamberimizin annesinin vefatı. Bu soruyu sizlere soruyoruz. Cevabı yoruma yazabilirsiniz. Kanalımızı sosyal medya uygulamalarından takip edebilirsiniz.